Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi rasyonel sayıların ikinci bölümüyle yani son bölümüyle de devam edelim arkadaşlar videolarımıza. Hemen şöyle ilk kağıdımızı koyalım. Burada dostlar merdiven şeklinde sorulan soruların çözümünü öğreneceğiz. Merdivenli sorular diyoruz biz buna. Şu odaklanmasını bir ayarlayalım. Şimdi bu merdivenli sorularda dostlar bize yön verecek olay şu kesir çizgileri var ya, hani şurada bakın mesela bu sorumuzda bir şurada kesir çizgisi var, bir de şurada kesir çizgisi var. Sonra şurada da kesir çizgisi, burada da var. Dört tane kesir çizgisi var. Soruyu nasıl çözeceğimizi bu kesir çizgileri yönlendirecek dostum. Şimdi şu önce artı işleminin sol tarafındaki işlemi bir yapalım. Şimdi burada görüyorsunuz 3 tane tam sayı var. 1, 3 ve 2 tam sayıları var. Bunlar ikişer ikişer kesir oluşturmuşlar. Şimdi hocam mesela burada 1 bir tam sayı, 3 bölü 2 midir kesir diye sorabilirsin. Ya da 1 bölü 3 kesri var, 2 tam sayısı var. Hangisini alacağız? Bunu nereden anlayacağız öğretmenim? Sorusunun cevabı şu. Dostlar büyük kesir çizgisi var ya, şu bakın buradaki büyük kesir çizgimiz şu. Bu kesir çizgisinin üstündeki işlem bir de altındaki işlem olarak kesrimiz iki parçaya ayrılıyor. Yani kesrin üstünde 1 bölü 3 var. Bu bizim birinci kesrimiz. Altında da 2 var. Yani aslında 2 bölü 1 diye söylüyorduk değil mi bunu? Bütün tam sayıların paydasında gizli bir 1 vardır demiştik. Bakın kesri 1 bölü 3 ve 2 bölü 1 olacak şekilde iki parçaya ayırdık. Peki hocam sen nereden anladın bunun büyük kesir çizgisi olduğunu? Bakın ÖSYM şöyle soracak. Bu çizgiyi daha büyük çizmeyecek arkadaşlar. Şöyle yapacak bak. 3 bölü 2 bölü 4 bölü 3. Sen şimdi burada bu sayı 3 bölü 2 bölü 4 bölü 3 mü? Ya da 3 bölü 2 4 bölü 3 mü? Bunu anlayabilmen için şu 3 kesir çizgisinden hangisi daha büyük? Bunu anlayacaksın. Bunu da anlamanın yolu, bak hepsi aynı uzunlukta çizilir. Sınavda böyle olacak. Hepsi aynı uzunlukta çizilecek. Sen nereden anlayacaksın hangisi büyük kesir çizgisi, hangisi daha büyük kesir çizgisi? Şu yandaki işlem sana belli edecek. Artı, eksi, çarpı, bölü işlemi. Artıyı mesela şuraya koyarsa, bakın artının yanındaki demek ki şu daha büyük bir kesir çizgisiymiş. Yani bu adam 3 bölü 2 yukarıda, 4 bölü 3 aşağıda olacak şekilde iki parçadaymış diyeceksin. Mesela şu taraftaki kesir çizgimiz hangisi? Tam artının sağındaki. Bak şu 3'ün altındaki kesir çizgisi bizim büyük kesir çizgimiz olacak. Burada da birinci 3, ikinci de 1 bölü 2 olacak dostlarım. Hadi gelin şimdi şu bölme işlemini yapalım. Birincimiz ne bu bölme işleminde? 1 bölü 3'tür. Çarpıyorduk. İkinciyi ters çevirip çarpacaktık. Yani 1 bölü 2 şeklinde 2 bölü 1'i ters çevirip çarptık. Araya artı koyduk. Sıra geldi şunu yapmaya. Birinci 3 çarpı diyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Yani 2 bölü 1 diye de bunu çarptım dostum. Şimdi bundan sonrası kolay. İşlem önceliğini öğrendiniz hepiniz. Ne demiştik? Önce çarpma yapılır. Şuradaki çarpmayı yapacağız önce. Sonra şuradaki çarpmayı yapacağız. Arada da çıkan sonuçları toplayacağız. Peki çarpmayı yapalım. 1 ile 1'in çarpımı 1. 3 ile 2'nin çarpımı 6. 3 ile, hatta bunun paydasında 1 vardır değil mi şöyle? 3 ile 2'nin çarpımı 6. 1 ile 1'in çarpımı da 1. Evet, böyle iki tane kesrin toplamı çıktı. Hemen ne yapıyorum? Payda eşitliyorum. Bunu 1 ile, bunu da 6 ile çarpıyorum. Ne oluyor dostum? Bu 1 bölü 6 oluyor. Artı, bu da 36 bölü 6 oluyor. Yani 36 bir daha 37 bölü 6 geldi sorumuzun cevabı. Hadi bir tane daha var. Hemen şunu da yapalım. Artık büyük kesir çizgisi hangisi biliyoruz. Bak eksinin hemen sağında bir bu var. Solunda da bu var. Bunlar büyük kesir çizgisi. Peki birinci 4, ikinci de 3 bölü 2. O zaman 4 aynen duracak. 3 bölü 2'ye takla attırıp çarpacağım. Eksi var. Burada birincimiz 4 bölü 3. Çarpı diyorum 2 bölü 1'dir. Bu takla attırıyorum 1 bölü 2. Hadi çarpalım. 4 kere 2 8. Bunun paydasında 1 vardır. 3 kere 1 3. 4 kere 1 4 bölü 3 kere 2 6.
Hemen burayı 2 ile burayı da 1 ile çarpıyorum. Bakın ne oluyor? 2 kere 8 16 eksi 1 kere 4 4 bölü 2 kere 3 6. Bu da ne yaptı? 16'dan 4 çıkarsa 12 bölü 6'dan cevabım 2 geldi. Bakın yine merdivenli soru dediğimiz sorularda. Burada da dostlarım görüyorsunuz büyük kesir çizgisini ÖSYM'e gösteriyor. Böyle merdiven şeklinde aşağıya doğru uzuyor ya da yukarıya doğru da uzayabilir. Aşağıya doğru uzuyorsa her zaman en alttaki işlemden, yukarıya doğru uzuyorsa da her zaman en üstteki işlemden başlayacaksın. Şimdi biz en alttaki işlemi yapalım şurayı. Diğerlerini aynen yazıyorum bak. 3 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü diyorum. Şu kutunun içini yapalım hemen. Nasıl yapıyorduk bunu da? Kısaca şununla şunu çarp 3. 3 kere 1 3. Eksi burayı çıkartıyorum değil mi? 1'i çıkarttım. 3'ten 1 çıktı 2. O zaman burası 2 bölü 3 oldu. Şimdi toparlayalım bir daha yapalım. Bakın 3'ü yazdım. Eksi 1 bölü dedim. 2 eksi dedik. Şimdi şurayı yapıyoruz dostlar. Şu işlemi. Burada büyük kesir çizgimiz burası. Bakın eksinin yanındaki bu. O zaman birincimiz 1 çarpı diyorum. İkinciyi de 3 bölü 2 diye takla attırıyor. Ne oldu bu da? 1 ile buranın çarpımı, 1 ile bütün sayıların çarpımı kendisidir. O zaman 3 bölü 2 çıktı burası. Zaten şuna da alışın arkadaşlar. 1 bölü 5 bölü 7 mesela. 1 bölü bir şey varsa buna direkt takla attırın. Bu nedir? 7 bölü 5'tir dostlar. Direkt cevabımız. Peki şimdi geldik şurayı yapacağız. Hadi eşittir'i buraya koyalım. 3 diyelim, eksi diyelim, 1 bölü. Bununla bunu çarpıyorum 4. 4'ten de 3'ü çıkarıyorum 1. Bir de paydayı yazdım 2. Bakın şimdi şurada bir bölme işlemi çıktı karşımıza. Hadi 3 eksi diyelim. Şuna ne yapıyorduk? Yukarıda 1 ise birincisi. Alttakine direkt 2 bölü 1 diye takla attırdım. 2 bölü 1 demek de 2 demek zaten. 3 eksi 2 oldu bu. O da 1'i yakaladık. Evet. Devam ediyoruz. Yine bu merdivenli sorulardan çözüyoruz arkadaşlar. Alışana kadar devam. Bakın şimdi. Şimdi burada bizim asıl büyük kesir çizgimiz bu. Bunun bir üstünde işlem var. Şurada dostlarım bir burayı yapacağız. Bir de altında işlem var. Bir de burayı yapacağız. O halde şöyle 1 eksi altındaki kolay bakın hemen yapalım. 2 ile 1'i çarpın 2. Eksi dediği için eksi 1 diyorum 1 yaptı. 1 bölü 2 oldu burası. Aşağıyı bulduk. Bak bu gitti. Şimdi üst tarafı yapalım. Üstte de şöyle bir olay var. Onu da farklı bir renkle yazayım hatta. 1 var, eksi var. Şöyle bir kesir çizgimiz aşağıda 1 bölü 2. Yukarıda da bir işlem var. Bunu yapalım. 2 kere 1, 2. 1 ile topladık 2'yi dostlarım. 3. 3 bölü 2 yaptı burası da. Evet hadi bakalım. Şimdi bir satır daha toparlıyoruz hemen mevzuyu. Şu 1 eksiyi yazalım. Kesir çizgimizi çizelim. Aşağıda 1 bölü 2 var. Şimdi şurayı yapıyorum öncelikle. Hadi burayı şu kenarda yapalım. Birincimiz 3 bölü 2. Çarpı diyoruz bölme işlemi yaptığımız için. Alttakini ters çevirip 2 bölü 1 diye çarptık. Bu da ne yaptı? 3 kere 2 6. 2 kere 1 2. 6 bölü 2'den 3 çıktı şu yuvarlağın içi. Peki 1 eksi 3 oldu o zaman burası. 1'den 3 çıktı ne oldu arkadaşlarım? Eksi 2. Hadi devam ediyoruz, düzenliyoruz. 1'i yazdım, eksiyi yazdım, kesir çizgisini çizeceğim. Şuradaki işlemi yapıyorum şimdi. Peki bunu da şöyle kenarda yapalım. Kesir çizgisini çizmiyormuşuz hatta. 1 eksi dursun. Eksi 2 birinci sayımız. Çarpı diyoruz, bunu ters çevirdik. 2 bölü 1, yani 2 diyelim buna da. Eksi 2 ile 2'nin çarpımı da eksi 4. Bakın şu yuvarlağın içi de eksi 4 çıktı. Ne var başında? 1 var, eksi var, bir de eksi 4 bulduk. Yani şöyle 1 eksi eksi 4. Peki düzenleyelim. Şu eksi ile eksinin çarpımı artı yaptı. 1 artı 4 oldu. O da 5'e eşittir dostlar. Evet hadi bakalım şundayız şimdi. Bakın aşağıya doğru merdiven gitmiş. En alttan başlıyoruz şimdi yapmaya. 3 kere 1 3. 1 ile topla 4 bölü 3. Alışalım artık her seferinde uzun uzun yazmayalım. 1 bölü 4 bölü 3. Ne demekti şurası arkadaşlarım? Yukarıda 1 varsa direkt alttakine takla attır. Yani 3 bölü 4 oldu. Bakın şöyle oldu. 1 artı 1 bölü şu 1'i yazıyorum. 1 eksi bu kutunun içi de 3 bölü 4'müş. Şu hale döndü. Şimdi toparlayalım. Şurayı yapıyoruz ilk önce. 4 kere 1 4.
4'ten de 3 çıkarsa 1 bölü 4'ü yazdım. Burası 1 bölü 4'müş. Üstünde 1 var öğretmenim. Ne yapıyoruz şu komple burayı? 4 olarak düzenliyoruz değil mi? Yukarıda 1 varsa alttakini 4 bölü 1 diye takla attırdım. 4 oldu. Başında 1 var. Burası da 4 oldu. Sonuç ne çıktı dostlar? 5 geldi diyebiliriz artık. Evet, merdivenli sorular böyleydi. Şimdi çok klasik, yine her soru bankasında karşımıza çıkacak tarzda sorulardan çözeceğiz. Böyle bir sürü nokta noktalı bırakıp çarpımlar şeklinde gitmiş rasyonel sayıları. Bakın hiç korkmayın. Bunu da hemen şu parantezlerin içini yazarak başlıyorum. 3 kere 1, 3. 1 çıktı, 2. O zaman 2 bölü 3 burası. Çarpı. Şunu yapalım. 4 kere 1, 4. 1 çıktı, 3 bölü 4 oldu. Çarpı. Bakın nasıl gidiyor? 2 bölü 3. Bakın üst taraf 2, 3. Demek ki 4 olacak. Demek ki 5 olacak. Bu şekilde gidecek. Alt taraf 3, 4, 5 olacak, 6 olacak diye gidiyorlar bunlar. Nereye kadar? 10 kere 1, 10. 1 çıkarttık, 9. Aşağıya da 10'u yazdık. Bu şekilde gidiyormuş dostlarım çarpım. Zaten hep belli bir kurala göre ilerlerler bunlarda. Peki bakın, sadeleştirme yapabiliyorduk değil mi? Yukarıdakiler aşağıdakilerle sadeleşiyordu. Şu 3'ler gidiyor. Şu 4'ler, şu 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar gitti. Ne kaldı geriye? Yukarıda 2, aşağıda da 10 kaldı. Yani 2 bölü 10. İkisi de 2'ye bölünüyor. 1 bölü 5 kalıyor sorumuzun cevabı. Bak hemen bir tane daha var. Bunu da yapalım. Önce şu parantezlerin içini yapalım. 2 kere 1, 2. Artı 1 diyor, 3 bölü 2 çarpı 3 kere 1, 3 artı 1 daha 4 bölü 3 çarpı 4 kere 1, 4 artı 1 daha 5 bölü 4 çarpı. Bakın nasıl gittiğini anlayalım. Yukarısı 3, 4, 5, işte 6, 7 diye gidiyor bu şekilde. Aşağısı da 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Nereye kadar geliyormuş dostum en son? Şununla şunu çarpalım. N ile 1'in çarpımı N. 1 ile toplayalım. N artı 1 bölü N eşittir 6 oluyormuş. Hadi şimdi sadeleştirme kısmını yapıyorum. Bakın 3'ler gitti. 4'ler gitti. 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler, N'ler. En son bu N de gitti. Ne kaldı yukarıda? N artı 1. Aşağıda ne kaldı? 2. Eşittir 6'ymış. Hemen içlerimizi dışlarımızı çarpalım dostlarım. 2 ile 6'yı çarptım, 12 oldu. Burada da n artı 1 kaldı. 1'i de bu tarafa eksi olarak geçirdik. N eşittir 11 çıktı. Zaten bize de n'i soruyor. İşte bir soru daha. Hadi şunu yapıyoruz şimdi. Önce şu alttakileri yapalım. 2 kere 1, 2. 1 ile topla 3. Yani şurası 3 bölü 2 yapıyor. Yukarıda 1 varsa ne demekti bu? Takla attır. 3 bölü 2'ye takla attırırsak 2 bölü 3 olur. Şurayı yapalım şimdi. 3 kere 1, 3. 1 ile topla 4 bölü 3. 4 bölü 3 burası. 1 olduğu için yukarıda 3 bölü 4. Çarpı. Burayı yapıyoruz. 4 kere 1, 4. 1 ile topladık 5 bölü 4. Takla attıracağız. 4 bölü 5. Şurayı yapıyoruz. 5 kere 1, 5. 1 ile topla 6 bölü 5. Takla attır. 5 bölü 6. Şimdi 3'ler, 4'ler, 5'ler gitti. Bak yukarıda 2, aşağıda da 6 kaldı. İkisi de 2'ye bölünüyor bunların. 2'yi bölersek 1 kalır, 6'yı bölersek 3 kalır. Cevap 1 bölü 3 çıktı dostlar. Evet, şimdi geldik birbiri türünden yazma soru çeşidine dostlarım. Şimdi bu soru çeşidini biz üslü sayılarda da göreceğiz. Köklü sayılarda da göreceğiz dostlarım. İşte x veriyor. X'i böyle toplamlık, rasyonel sayıların toplamı şeklinde veriyor. Başka bir ifade veriyor. Y diyelim biz buna. Bunu genelde biz kendimiz hemen bir harf uyduracağız. Burada vermiş, bakın A'yı vermiş, B'yi vermiş. Ve diyor ki ya A'yı B cinsinden ya da B'yi A cinsinden. Burada da şu ifadeyi, yani Y'yi X cinsinden yazın diyor. Şimdi rasyonel sayılarda soruyorsa eğer ki soru, senin yapacağın işlem bu iki ifadeyi, yani X ile Y'yi şöyle hemen bir alt alta yazacaksın. Önce x'i yazıyorum bakın. Sonra y'yi yazıyoruz altına. 5 bölü 3 artı 7 bölü 4 artı 8 bölü 5.
Eğer soru rasyonel sayı sorusuysa ya alt alta toplayacaksın ya da alt alta çıkartacaksın dostum. Köklü sayı sorusuysa ya çarpacaksın ya da böleceksin canım öğrencim. Onları zamanı gelince göreceğiz zaten. Şimdi rasyonel sayılarda ne yapacağımızı öğrenelim. Bunları alt alta ya toplayacağız ya da çıkartacağız. Önce toplamayı deneyelim. Bakalım oluyor mu şimdi? X artı Y eşittir. Şunları topluyorsunuz dostlarım direkt. Toplayalım. Paydalar eşit ya bakın, ikisi de bölü 3 bölü 3. O zaman üstleri direkt toplayalım. 5 ile 1'in toplamı 6 bölü 3 daha 2. Bak alt alta topladığında böyle güzel tam sayı geliyorsa mevzu bitmiştir. Gelmiyorsa hemen alt alta çıkartacaksın. Şuna bakalım. Biri geliyorsa hepsi de geliyor demektir zaten. Şimdi şunları toplayalım. Bak ikisinin de paydası 4. 5 ile 7'yi toplayacağım. 12. 12 bölü 4 yaptı. O da 3. Sıra geldi buna. Bak 1'i eksi 1 artı. Dikkat et. 8 ile eksi 3'ün toplamı 5 yapar. 5 bölü 5 olur. O da 1. Peki şurası ne yaptı arkadaşlarım? 5, 6 yaptı. Y'yi istiyordu bizden. X'i bu tarafa gönderelim. 6'nın yanına eksi geçsin. Bakın Y 6 eksi X'e eşitmiş. İşte Y'yi X cinsinden bulduk. Şimdi burada da hemen ne yapalım? Önce bir toplayalım yine alt alta. Toplayalım. Olmazsa çıkaracağız. A artı B geliyor. Eşittir. Paydalar eşit. 18 ile 7'nin toplamı 25. 25 bölü 25 oluyor. Artı. Şuraya bakalım. 28 ile 56'nın toplamı ne yapıyor dostlarım? 52, 54 yapıyor. 54 bölü 27 yaptı burası da. Yani A artı B eşittir. 25 bölü 25 1. 54 bölü 27 de 2. Yani 3 yaptı. Bizden A'yı istiyor. B'yi bu tarafa atalım o zaman. A eşittir 3 eksi B. İşte mevzumuz budur dostlar. Hadi bakalım bir tane daha yapalım. Diyor ki şimdi toplamının x türünden değeri. Hemen şuna bir y diyelim biz. Y türün y'yi x türünden istiyor. Şimdi alt altı toplayalım ilk önce dostlar. X artı y olur. 3 ile 1'in toplamı 4 bölü 2'den 4 bölü 2'den 2. Şu artı şunları toplayalım. 11 ile 3'ün toplamı 14. 14 bölü 4 geliyor. Bakın buradan tam sayı çıkmadı. O zaman bu toplama değil. Ne yapacağız? Bir de çıkaralım bunları hemen. Şimdi y'den x'i çıkartalım hatta. Alttakiler daha büyük ya. Y'den x'i çıkartıyorum. Y eksi x eşittir. 3'ten 1 çıktı 2. 2 bölü 2 olur. Paydalar eşit olur değil mi dostlarım? Şöyle oluyor bakın. 3 eksi 1 bölü 2 artı 11 eksi 3 bölü 4 artı 23 eksi 5 bölü 6. Yani y eksi x eşittir. 3'ten 1 çıktı 2. 2 bölü 2'den 1. 11'den 3 çıktı 8. 8 bölü 4'ten 2. 23'ten 5 çıktı 18. 18 bölü 6'dan 3. Yani 1, 2 daha 3, 3 daha 6. Hemen eksi x'i bu tarafa atalım. Y eşittir 6 artı x geldi sorumuzun cevabı. Evet bakın burada bir merdivenli soru daha örneğimiz var. Hemen bunu da yapalım dostlarım. Ne diyor şimdi? Sonuç 7 bölü 3 çıksın istiyor bizden. Bunu birkaç farklı yolla da yapabiliriz dostlarım. Yani mesela ilk önce 1'i bu tarafa atarız. 1'den kurtuluruz. Hemen şu 1'i bu tarafa bir atalım şöyle. Burada ne kaldı? 2 bölü 1 artı 2 bölü a kaldı. Eşittir. 7 bölü 3 eksi 1. Hemen düzenleyelim. 3 kere 1 3. 7'den 3 çıkacak. 4 bölü 3 oldu burası. Peki şimdi bakın. Şöyle bir şey oldu. Hatta burada güzel bir yöntem öğreteyim ben size. 1 artı 2 bölü a oldu burası. Eşittir. 4 bölü 3. Dostlar bakın. İki tane kesirli ifade birbirine eşitse. Şuna bakın. Üst taraftaki kaç katına gitmiş? 2 katına. Demek ki şu alt taraftaki de burası da buraya 2 katına gidecek. Yani sen burayı 2 ile çarparsan 3 olacak. Hemen yazalım. 1 artı 2 bölü a'yı ben 2 ile çarparsam 3 olacakmış. 2'yi içeriye dağıtalım. Şurası 2 olur. Artı burası 4 bölü a oldu. Eşittir 3. Şu 2'yi bu tarafa gönderirsek eksi 2 gelir. Yani 4 bölü a eşittir. 3 eksi 2'den 1 kaldı. Hemen içler dışlar yapıyorum. A eşittir 4 oldu.
Cevabımızı bulduk dostlar. Evet, şimdi sıra geldi son rasyonel sayı başlığımıza. Rasyonel sayılarda sıralamaya geldik dostlar. Şimdi rasyonel sayılarda sıralama 3 türde karşımıza çıkabilir kardeşlerim. Bunlardan birincisi, verilen rasyonel sayıların paydaları eşitse. Dostlar, eğer ki paydalar eşitse yani alttakiler eşitse, kural çok basit. İlk aklına gelen şey, pay kısmı yani üstteki kısım küçük olan daha küçüktür. Büyük olan daha büyüktür. Yani normal olması gereken gibi, tamam mı dostum? Küçük olan daha küçük, büyük olan daha büyüktür. Bu kadar. Ama yok hocam, paydalar eşit değil de, bak burada paydalar eşit değil. Pay kısımları eşitse, üsttekiler eşitse, burada olay tersine dönüyor. Paydası büyük olan daha küçüktür. Paydası büyük olan daha küçüktür. Yani şöyle söyleyeyim. 13 birimlik bir parçayı, şöyle 13 birim olsun bu. Sen bunu 11'e bölersen, şöyle 11 parçaya ayırırsan, parçaların boyuna bak. Bir de 13 birimlik parçayı 5 parçaya bölersen şöyle. Hangi parçalar daha büyük? Tabii ki 5'e böldüğünde parçalar daha büyük olduğu için bu daha büyüktür. Tamam mı dostum? Paydası küçük olan, eğer üstler eşitse ama, paydası küçük olan en büyük olacak. Tezatlık var burada. Geldik pay ve payda arasındaki fark eşitse. Şimdi öyle sorular verecek ki bize, mesela 3 bölü 5 atıyorum bunu. Hemen yanına 8 bölü 10. Hemen yanına 27 bölü 29. Bak hepsine bakın. Pay ve payda arasındaki fark nasıl dostlarım? Hepsinde 2. İşte böyle verildiğinde. Bu da 2 duruma ayrılıyor dostlar. Bu kısımda 2 kısma ayrılıyor. Basit kesirse iş başka, bileşik kesirse iş başka. Hocam basit kesir ne, bileşik kesir ne? Basit kesir şu. Üst taraftaki sayı küçük, alttaki sayı büyükse bu basit kesirdir. Bileşik kesir ise tam tersi. Üstteki büyük, alttaki küçük olacak dostlarım. Bu da bileşik kesir oluyor. Tamam mıdır dostlar? Basit kesirlerde, bakın bunların hepsi basit kesir. Üstteki 7, alttaki 8. Üsttekiler alttakilerden küçük, gördün mü? Bak 9, 10'dan küçüktür. 8, 9'dan küçüktür. Bunların 3'ü de basit kesir. Ve her birinin arasındaki farka bakın. 1. Aralarındaki fark 1. Peki neymiş bu durumda? Payı büyük olan sayı daha büyükmüş dostlar. Bak 9 olduğu için payımız, en büyükleri bu. O yüzden en büyük bu. 8 sonraki büyük, 7 sonraki büyükmüş. Bileşik kesirdeki olaya bakalım. Bileşik kesir dediğimiz üsttekiler büyük olacaktı. Bak 4 3'den büyük. 3 2'den büyük. 2 1'den büyük. Bu durumda da aralarındaki fark da hepsinde 1, görüyorsunuz 3 ile 2, 4 ile 3, aradaki farklar 1. Payı küçük olan, üstteki küçük olan hangisi ise o daha büyüktür. Yani şununla aralarında bir tezatlık var dostlar. Pekala, şimdi gelin bunu sorularla daha iyi öğrenelim dostlar. Bir de bunların mesela negatifleri varsa ne yapacağız, onu da şimdi soruda öğreneceğiz hemen. Evet, ne diyor bize bakalım bu soru. Yukarıdaki sayıları sıralayın diyor. X'i, Y'yi, Z'yi sıralayın diyor. Şimdi bakın burada paylar da eşit değil, paydalar da eşit değil. Senin ilk işin ne olacak? Ya payları eşitleyeceksin ya da paydaları. Seçim sana kalmış. Hangisi daha kolayına geliyorsa. Burada ikisini de eşitlemek aynı kolaylıkta dostlar. Bakın üstler 1, 2, 4. Hepsini kaçta eşitleyebilirsin? 4'te eşitleyebilirsin mesela. Sorun değil. Alttakiler 3, 5, 15. Hepsini 15'te eşitleyebilirsin. Hangisini yapalım biz? Altları eşitleyelim. Bunu 5 ile, bunu 3 ile, bunu da 1 ile çarpalım. Peki bunun yeni hali ne oluyor? 5 bölü 15. Bunun yeni hali 6 bölü 15. Bunun yeni hali 4 bölü 15 zaten bu. Peki altlar eşitken hangisi büyüktü? Üstü büyük olan en büyüktür. Üstü en küçük olan en küçüktür. Demek ki Z içlerinde en küçüğü. Bakın Z küçüktür. Z'den sonra şu, bakın 5. 5 var, yani X var daha küçük olan. En büyükleri de ne oldu? Y. Demek ki sıralama Z, X, Y şeklinde gidiyormuş. Hemen şuna baktım. Dostlar bakın buradaki
paydaları eşitlemesi zor. 7, 11, 13. Bunların ortak katını bulması zor. O yüzden ben payları eşitleyeceğim. 2, 3, 4. Hepsi 12'de eşitlenir. Bunu 6 ile, bunu 4 ile, bunu da 3 ile genişletiyorum. Peki 6 ile çarparsak bunu ne olur? 12 bölü 42. 12 bölü 44. 12 bölü 39. Peki şimdi paylar eşitse, yani üsttekiler eşitse neydi? Tezatlık vardı. Alttakilerden hangisi küçük? En küçükleri buysa bu en büyükleri olacak. Yani C içlerinde en büyük olanı. Sonraki büyük A. Bir sonraki en küçük olanları da paydası en büyük olandır. Yani B. B, A, C sıralamayı yakaladık dostlar. Şuraya geldik. Burada da yine bakın üstleri eşitleyelim. Bence siz hemen burada bir durdurun. Kendiniz çözün. Bakın nasıl eşitliyorum. Hepsini 2000 yapayım. Şunu 10 ile çarpalım. Şunu 100 ile çarpalım. 100 ile çarparsak 2000 bölü 300. 10 ile çarparsak 2000 bölü 330. Bu zaten aynısı. 2000 bölü 333. Peki üstler eşitse, üstler eşit olduğu durumda, hocam şimdi ne yapacaktık? Alttakilere bakacaktık değil mi? Alttakilerden hangisi en büyük arkadaşlarım? Tabii ki şu 333 daha büyük. O zaman en küçükleri bu. Sonra bu büyük olan, o zaman bir sonraki bu. En büyükleri de bu olacak. Çünkü 300 paydası en küçük olan bu. Demek ki A içlerinde en büyük olan, sonra şudur ortadaki, en küçükleri de tabii ki C geldi. Peki hocam, şimdi geldik şuna. Negatif sayılarda ne yapacağız? Hiç korkmayacağınız arkadaşlar. Bir kere negatif sayılarda olayınız şu. İlk başta sanki pozitifmiş gibi düşün. Pozitifmiş gibi davranacaksınız. Peki ne yapalım? Altları mı eşitlemesi kolay, üstleri mi? Üstleri eşitlemesi daha kolay. Hepsi bakın 6'da eşitleniyor. Bunu 6 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu da 2 ile çarpalım. Peki yeni hallerini yazıyorum şimdi bunların hemen. 6 ile çarparsak 6 bölü 60, 6 kere 3 18, 78. 3 ile çarparsak 6 bölü 63. 2 ile çarparsak 6 bölü ne oluyor dostum? 70. Peki üstler eşitken hangisiydi en büyük olan? Alt tarafı en küçük olan hangisiyse o en büyüktü. Demek ki L içlerinde en büyük olan. Sonraki şu, yani en sağdaki M. En sonra da K'yı yazdık dostlar. Şimdi bakın bu nasılken? Pozitifken. Pozitif olsaydı böyleydi. Ama negatif dediği zaman ne yapıyorsun? Pozitifte bulduğun sonucun aynısını ters çeviriyorsun. Yani bu yöne bakıyorsun dostlar. K büyüktür M, büyüktür L. Yani en küçükleri L. Bakın ortadaki M, evet, en büyükleri de K. İşte mevzu da buydu dostlarım. Sıralamada böyle bir şeydi işte arkadaşlar. Kolaydı, basitti. Sorabilecekleri en fazla bu sorular olur zaten. Her soru bankasında karşınıza çıkacak, çözeceksiniz. Evet gençler, rasyonel sayıları bitirdik. Bir sonraki videomuzda rasyonel sayıların sınav sorularını çözeceğiz inşallah. En sonunda da böyle yeni nesil soru tarzlarından çözeceğiz. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.